Okul kantini de artık lüks oldu. Okul kıyafetleri ve kırtasiye malzemelerine gelen zamlardan sonra kantin fiyatları da zamdan nasibini aldı. Kantinde satılan ürünlere %70 ile %100 arasında zam yapıldı. Şimdi o zaman biz de şöyle yapalım. Okulumuza gidelim, okullarımıza gidelim. Çocuklarımızla konuşalım çünkü maşallah çocuklarımızı ekonomist yaptılar. Çocuklarımız da o enflasyonun ne demek olduğunu ve nasıl yaşandığını öğrendi. Üniversiteye gidiyor kızım. Bu birinci sınıfa gidiyor en küçük oğlum. Öbür oğlum da lise son. Oğlum diyor mesela ben diyor bir şey almak istiyorum alamıyorum diyor. Okulda diyor kantinler çok pahalı diyor. Bir öğün bile bir şey alamıyorum diyor. Küçücük çocuk çalışıyor hem okula gidiyor. Çocuk yorgunluktan böyle sapsayıp. Üç çocuk annesi Hanife Uzun. Asgari ücretle geçim mücadelesi veren 5 kişilik ailesinde liseye giden oğlu hem okuyor hem de çalışıp kendi harçlığını çıkarıyor. İlkokuldan liseye hayat pahalılığını, enflasyonu çocuklar da çok derinden hissediyor. Okuldan geliyor, yemeğini yiyor. Sonra o işe 9-10 gibi geliyor eve. Gönül isterdi ki çalışayım, daha iyi koşulda çocuklarımı göndereyim, yedireyim, içireyim. Herkesin hayalleri olmuyor maalesef. Bunu alabilir miyiz anne? Müsait mi durumumuz? Bu biraz daha uygun, bunu mu alalım anne? O tarz şeyler söylüyorlar. Markette alışveriş yaparken de, seçerken de dikkat ediyorlar. Çocuklar da artık ekonomiyi öğrendi bu şartlarda. Evlerde en büyük gündem maddesi ekonomi. Artık çocuklar da enflasyonu, sürekli artan fiyatları en az büyükler kadar takip ediyor. Market alışverişlerinde ve harçlık alırken ailesinin ekonomisini düşünüyor. Anne bu pahalı almayalım diyor. Küçük yaşta şu an her şeyi biliyorlar. Ekonomik sorunu, ekonomik krizi hepsini biliyorlar. Çünkü hepimiz yaşıyoruz. Onlar da bizimle beraber yaşadığı için biliyorlar. İstiyorlar tabii harçlık. Veremem ama bir tane değil iki tane. İkisini de vermem lazım. 20 lira at en alt sınır 20 lira ama. Açma meyve suyu dedim 20 lira. Hani 40 lira 50 lira da gidersen istediğin şeyleri alırsan çocuğuna. Beslenme çantasına da ya da istediğimiz her şeyi alıp koyma imkanımız olmuyor. Bir beslenmede mesela diyelim ki ceviz istiyorlar, kaju istiyorlar. Bazı öğretmenler liste veriyor. Kajuyu hangi veli bulacak? Bulamaz. Beslenme çantaları dolmuyor. Aileler çocuklarına harçlık veremiyor. Kantinlerde ortalama fiyat listesi ise geçen yıla göre zamlı. İmkanı yok, 20 lira asla yetmez. Yemeğe vereyim dedim, o da 40 lira olmuş. Okul kantinlerindeki en ucuz fiyatlı yiyecek tost, onun da fiyatı 15 lira. Öğrenci yanına bir de içecek almak isterse en az 20 lira harçlı olması gerekiyor. Ancak asgari ücretli dar gelirli aileler bu harçlığı vermekte zorlanıyor. Harçlık neredeyse sıfır gibi bir şey işin açısı. Harçlık yok. Sevgimizden başka hiçbir şey veremiyoruz. Hissediyorlar, kendi içinde hissediyorlar. Yani bir şey almadıkları üzülüyorlar. Hem babalarını üzülüyorlar, hem ailelerini üzülüyorlar, hem kendilerini üzülüyorlar. O yüzden hissediyorlar, dile de getirebiliyorlar bunu. Maalesef. Büyük oğlum da küçük oğlum da hani anneciğim fiyatlar gerçekten çok yüksek, seni zorlamak istemiyoruz. Evde imkanlarımız doğrultusunda yiyoruz. Eskiden öğrencilerin alabileceği en uygun fiyatlı yiyeceklerden de tavuk döner, ancak onun da fiyatı geçen yıldan bu yıla 2 kat arttı. Geçen yıl fiyatı 8 lira olan tavuk dönerin bu yılki fiyatı 17 lira. Bunu da alamıyor, gidiyor oradan bir tane simit alıyor. Açlığını gideriyor çocuk ya. Ben temizlik personeli. 2 tane çocuğum var. Nasıl yiyecek? Elde avuçta yok. Çocuklar işte. Açlığını gideriyor öylece. Ama bunu kim biliyor? Bir Allah biliyor, biz biliyoruz.